Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf arı yayınları atölyem kitabında değerlendirme testi yüzün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Hacmi 144 pi santimetre küp olan dik dairesel silindir için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Gençler hacminin yanında dikkat edersek pi'yi evet, işlem almamış gençler ne yapmış pi olarak bırakmış. O halde hacim için evet gençler pi r kare çarpı yükseklik diyorduk gençler bakın bunun hacminin 144 pi'ye eşit olduğunu söylemiş. Gençler eşitliğimizin her iki tarafında pi'leri attığımız zaman r kare çarpı yüksekliğin 144'e eşit olması gerekiyor. O halde gençler verilen seçeneklerde baktığımız zaman evet, yarı çapının ile yüksekliğin çarpımı 144 olan sonuç bizim e, di dik tarihsel silindirimizin e, ölçüleri olacak diyelim. O halde A seçeneğiyle başlıyorum. Yarı çap gençler 6 ise 6'nın karesi 36 çarpı 4 gençler bakın 144'e eşittir. O halde A seçeneği de doğru yanıttır deriz. Diğerlerini de gösterelim gençler. Yarıçap 4 gençler karesi 16 çarpı 6 olur. Bakın bu 96 eşittir. E, Yarıçap 6 ise 6'nın karesi 36 çarpı 12'den 36 ile 12'yi çarparsak 432 olur. Son olarak yarıçap 9 ise gençler 9'un karesi 81 çarpı 4'ten 324 eşittir. Aradığımız gençler 144 yanıtını gördüğünüz gibi A seçeneğinde işaretleriz. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Yanda açının verilen dik dairesel silindirin hacmi 3000 santimetre küp olduğuna göre silindirin yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor. Yani bu 60 cm, aynı zamanda bizim buradaki e, tabanımızın genişlet çevresiydi. Yani 2 çarpı pi çarpı r 60 cm. Buradan yarı çapı bulmak için gençler 2 çarpı 3 çarpı r 60 deriz. Buradan da yarı çap 10 santimetredir. Yarı çap 10 cm ise gençler hacmi de bakın zaten 3000 olarak verilmiş. Hacim gençler pi r kare. Taban alanı çarpı yükseklikti. Bakın bunu 3000'e eşitleyelim. O halde pi yerine 3 yazdım. Yarı çap 10'du gençler. Onun karesi çarpı yükseklik eşittir. 3000 ise 3 çarpı onun karesi 300 yapar. 300 çarpı yükseklik 3000 ise her iki tarafı 300'e bölersek Gördüğünüz gibi gençler buradan yüksekliğin değeri 10 santimetre olur diyoruz. Evet buradan da 10 santimetre yanıtını evet bunu seçeneğinde işaretleriz. Evet üçüncü sorumuza devam edelim. Evet gençler üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman yukarıda verilen kapalı silindirin hacmi ile açının verilen silindirin hacimleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi gençler bakın burada birinci ve ikinci şekil olarak yazalım birinci şekli ve ikinci şeklin gençler hacimleri oranı için yani ben V1'i V2'ye oranladığımızı düşünelim. O halde V1 için gençler burada arkadaşlar bakın pi'yi almamızı istememiş. Zaten sayılar çok büyük olduğu için gençler pi'yi almamaya çalışalım. O halde hacim gençler pi'yi R kare çarpı yüksekliktim. aynı şekilde pi R kare çarpı yükseklik yazalım. Birincinin değerleri gençler yarıçap 6 yükseklik 15. O halde pi çarpı Yarıçap gençler 6'nın karesi çarpı yükseklik 15. Böyle diyeceğim. Yine pi çarpı yarıçap gençler 8'in karesi yükseklikte 10. Buradan gençler pi'ler gider. 6'nın karesi 36 çarpı 15 olur. Şöyle yazalım. Bölü 8'in karesi de 64 bölü 10 olur. Buradan gençler sadeleştirme yapacak olursam. Şöyle yapalım gençler. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 16. E 15'e 10 sadeleştirmek istiyorum. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm gençler 3. 9 kere 3 27 bölü 32 olur. Gençler bakın burada 27 bölü 32 cevaplarda göremiyorum. E ben burada payla payda yer değiştirmiş olsaydım 32 bölü 27 de gençler bizim oranımız olur diyoruz. Evet, her ikisinden birisini gördüğümüz için evet, A seçeneğini işaretliyoruz. Evet devam edelim dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza gençler. Yükseklikleri eşit ve yarıçap uzunlukları oranı 4 olan iki dik dairesel silindirin hacimleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gençler o halde yükseklikler eşitse yani birinci yükseklikle ikinci yüksekliğe eşit diyorum. Evet bunlar gençler H1 ve H2 olsun. E, hacim için gençler V1'in hacmi R kare Evet. Yarı çapları oranı gençler 4 dediği için birini 4 alacağım. Diğerini 1 alacağım. 1 R kare çarpı yükseklik dedik. Buradan gençler P yerine bakın P'yi aynen yazalım. E, R kare gençler 4'ün olsun. 4 karesi 4'ün karesi. Yükseklikte H1'di gençler veya h 2ydi fark etmez. Zaten birbirine eşit. Diğer taraftan P R kare burada yarı çap gençler oran 4, oluyor, oran 4 olduğu için diğer 4'te 1'idir gençler. Yani 1'in karesi gibi düşünelim. Bu da H2 gençler. H1 ile H2 zaten birbirine eşitti. Gençler bakın buradan piyeler de gider. 4'ün karesi 16 bölü 1'den sorumuzun yanıtı 16 olur. Gençler eğer 16'yı bulmasaydık veya diyelim 1 bölü 16 da olabilirdi gençler. Evet, Denizli seçeneğinde 16'yı gördüğüm için sorumuzun yanıtı D seçeneği olur diyoruz. Evet, hacmi 1470 cm küp olan yandaki dik dairesel silindirin açımına göre yan yüzey alanı kaç cm karedir? yan yüzey alanı dediğimiz buradaki dik dörtgenin alanı. Gençler hacim için yarıçapı bilmiyorum gençler. Öncelikle yarı çapı bulmaya çalışalım. de biliyorsunuz gençler. V'nin değeri yani hacmin değeri R kare çarpı yükseklikte. Bakın bunu 1470 olarak ayarlayalım. E, P'yi gençler 3'e aldım. Yarı çapı bilmiyorum. R'nin karesi çarpı yükseklik 1470'e eşitse. Buradan gençler sıfırlar gider. 3 R kare 147 ise her iki tarafı 3'e bölersek R'nin karesi 49 eşittir. Gençler R kare 49 ise yarı çapta 7 cm eşittir gençler. Burası 7 cm. Gençler burası 7 ise dikdörtgenimizin uzun kenarı gençler biliyorsun e, daire dairenin çevresine eşittir. Hadi çevre 2 pi r dersem 2 çarpı 3 çarpı 7'den 42 santimetre olur buradaki uzunluğumuz. Hadi dikdörtgensel dairenin gençler bakın bu dikdörtgenin yan yüzey alanı için alan eşittir diyorum. 42 çarpı 10 olur. E, 42 ile 10'u çarparsak da 420 santimetre karedir. Sorumuzun yanıtı Denizli seçeneği olur diyelim. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Evet gençler. biraz ekranımızı küçültelim. Yüksekliği 5 cm taban yarıçapı 6 cm olan bir dik dairesel silindirin. Taban yarıçapı 2 cm azaltılırsa hacmi kaç cm küp azalır diye soruyor. Gençler birinci durumda hacme bakalım. O halde ilk durumda hacim diyeceğim. Evet birinci durum veya ilk durum diyelim. Evet pi r kare çarpı yükseklikte 3 çarpı yarıçap gençler 6 idi 6'nın karesi çarpı yükseklikte 5'ti. Düzenlersek 3 çarpı 36 çarpı 5'ten 36 ile 5 çarparsak 180 3'e çarparsak da 540 olur. E şöyle 540 olarak yazalım gençler. Bu ilk durumdaki hacmimizdi. İkinci durumda gençler yarıçapı 2 cm azaltıyorum. Yani yarıçap R eşittir 4 oldu gençler. Bu halde ikinci durum diyeceğim. 3 çarpı yarı çarpı gençler. 4'ün karesi. Yükseklik değişmedi. 3 çarpı 16 çarpı 5'ten 16 ile 5 çarparsam 80 yapar. 80 ile 3'ü çarparsak da 240 santimetre küptür. E ne kadar azaldı gençler? 540'tan 240'ı e, 240 çıkartırsak 300 cm küp azalır diyoruz. Sorumuzun yanıtını evet C-Han seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet 7. sorumuza bakalım gençler. Bir dik dairesel silindirin yarı çapı 2 katına çıkarılırken yüksekliği yarıya indiriliyor. Buna göre silindirin hacmindeki değişik aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. gençler öncelikle birinci yarı çapımıza yani R1'im. Eğer gençler mesela ben işlem kolay olsun diye 1 diyorum. İkinci durumda gençler yarı açıp iki katına çıktı. İki oldu. Yarıya indireceğim için gençler yüksekliğim birinci yüksekliğimizi iki olarak alalım. Bunu da yarıya indirirsem yüksekliğimiz gençler ikinci durumda bir santimetre. Buradan hacimleri hesap edelim gençler. O halde birinci hacim için V1 diyorum. Pi e yerine gençler 3 yazdım. Çarpım. Evet gençler. E i̇sterse pi'ye hiç gençler değer olarak vermeyelim. Direkt pi olarak alalım. Yarıçapın çapın karesi gençler. 1'in karesi çarpı yükseklikti. Buradan gençler. 1'in karesi 1 yapar. 2 pi olur hacim. 2 pi olur diyoruz. Peki. ikinci durumda hacim için gençler. V2 dersem. Yine pi'yi pi olarak aldık. E, yarı çap gençler. 2 idi. 2'nin karesi yükseklikte 1'di. Buradan gençler. Gördüğünüz gibi 4 pi oldu. Hacim diyoruz. Peki gençler. Kat olarak düşündüğümüz için gençler. 4 pi'yi 2 piye böldüğümü düşünürsem piler gider. Evet, 2 katına çıkmıştır diyoruz gençler. 2 katına çıkar diyoruz. 2 kat e, çıkmıştır diyelim gençler. Lütfen buraya dikkat edelim. 2 kat artmıştır demek gençler. Yani 2 pi'den gençler ne olması gerekir? 6 e, pi'ye çıkması gerekirdi. Ama 2 katına çıkmıştır diyoruz. Sorumuzun yanıtında Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet 8. sorumuzda yukarıda verilen silindirin içi tamamen su ile doludur. Bu silindir, su dikdörtgenler prizmasına boşaltıldığında prizmadaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur diyor. Gerçekten öncelikle silindirin hacmine bakalım. P silindir diyeceğim. Evet, pi r kare çarpı yükseklik hacmi verecekti. Pi yerine 3 yazdım. Yarı çap 4'ün karesi çarpı 15. 3 çarpı 16 çarpı 15'ten e, 16 ile 15 çarparsak gençler 240 3'e çarparsak da 720 olur. 720 santimetre küp. Silindirdeki su gençler. E bu suyu ben gençler e buradaki dikdörtgenler prizmasına boşalttım. Düşüneceğim. Yani Burada yüksekliğimiz mesela buraya kadar gelsin. E buradaki su gençler 720 olacak. 720 santimetre küp olacak. Hadi gençler yüksekliği burada bilmeyelim. Yani yüksekliği soru işareti olarak bırakalım. O halde e hacim için 10 çarpı 8 çarpı yükseklik gençler Eşittir 720 olacak diyoruz. E Burada 10 kere 8 80 yapar. O iki tarafı 80'e bölersem, Soru işaretimizin değeri sıfırlar gitti 72 8'e bölersek 9 santimetre olur yükseklik diyoruz. E C seçeneğini işaretliyoruz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Hacmi 750 santimetre küp ve yüksekliği 10 santimetre olan dik dairesel silindirin açınımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler hacim için 1 r kare çarpı yükseklik demiştik. Bunu 750'ye eşitleyelim gençler. Buradan 3 çarpı yarı çarpı bilmiyorum yükseklik 10. 750'ye eşitse 3 kere 10'u 30 yapar. O halde her tarafı 30'a bölelim. Evet buradan sadeleşti. R kare kaldı. Sıfırlar gitti gençler. 75'i 3'e bölersek de R'nin karesi 25 ise yarı çap buradan gençler 5 santimetredir. Gençler yarı çap 5 santimetre olacak. Bakın A ve D seçeneği eğlenir. Normalde gençler şuradaki uzunluk için 2 πr demiştik. Yani diktör, e, dairenin çevresiydi gençler. Buradan 2 çarpı 3 çarpı 5'ten buradaki uzunluk 30 santimetre olması gerekiyor. 30 santimetre olur ama 42 santimetre olmaz diyelim. C'yi eliyorum ve bunu seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, 10. sorumuzda yukarıda verilen tabloya göre iki dik silindirin hacimleri oran aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gençler şuradaki birinci diyelim buraya. Buraya da ikinci dersem. İkinci için gençler V1 dersek. burada V2 diye oranladığımızı düşünelim eşittir ortaya yazalım gençler. Pi'yi almıyorum gençler. Pi'yi aynen yazdım. Pi yarı çap R idi. Yükseklik 5H gençler. Evet pi R kareydi. Yarı çap R olduğu için R'nin karesi. İkinci durumda pi yarı çap 5 R'nin karesi gençler. Bakın bu 5 R'nin karesi diye yazalım. Bu 25 R kare yapar. Çarpı yüksekliği H olarak bıraktım. Gençler buradan pi'ler gider, bakın yükseklikler gider, Ve kareler gider, 5 bölü 25 olur. Gençler bunu 5 bölü 25'i e 1 bölü 5 olarak yazalım veya gençler burada payla payda yer değiştirirse 5 bölü 1'den 5 de olabilir. Verilen seçeneklere baktığımız zaman et 5 seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Et denizi seçeneği doğru yanıttır deriz gençler. Evet gençler 11. sorumuzda taban yarıçapı 2R, yüksekliği 4H olan bir e, dik dairesel silindirin yarıçapı yarıya düşürülüp yüksekliği 2 katına çıkarılıyor. Buna göre yeni oluşan silindirin hacmindeki değişiklik hangisidir diye soruyor. Şimdi gençler önceki birinci ve ikinci durum diye yazalım. 1. durumda gençler hacmi hesap edecek olursam evet gençler yarıçapımız 2R, yükseklik 4H'tı gençler. Yarıçap 2R, yükseklik 4H gençler. İkinci durumda taban yarı çapı R. Yükseklikte gençler 8H. E buna göre gençler bakın pi 2 R'nin karesi gençler 4 R kare yapar. Buraya dikkat edelim. Çarpı 4H olur. Evet bu bizim hacmimiz. İkinci durumda gençler pi R kare çarpı 8H olur. Denlersek gençler ilk durumda 16 çarpı pi çarpı R kare çarpı H'dim. İkinci durumda gençler 8 çarpı P çarpı r kare çarpı h'tir. Gençler dikkat edersek ne oldu? 16 16 pi r kare çarpı aç gençler yarıya düştü. Evet yarıya düşer diyelim. Evet buradan gençler gördüğünüz gibi yarıya düşer yanıtını bunu seçeneğinde işaretleriz. 16 ne yaptı gençler? 8'e düştü. Yani yarısı kadar yarıya azaldığı düşünebiliriz. Evet B seçeneğini işaretledik. Devam edelim 12. sorumuza geçelim. Evet gençler 12. sorumuzda hacmi 90 pi santimetre küp olan şekildeki dik dairesel silindirin yüksekliği 15 santimetredir. Silindirin içerisindeki tabandan 6 santimetre yüksekliğe kadar su bulunduğuna göre boş kısmının hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Gençler burada oransal olarak değerlendirelim. E, ee, yüksekliği gençler 15 iken hacmi 90 pi Normalde 90 pi iken yükseklik 15 gençler yükseklik 6 santimetre iken et hacmi bilmiyorum x diyorum. Arkadaşlar yani buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 15 x 90 pi çarpı 6 olur. Her tarafı 15'e bölersem 15'ler gider gençler 90'ı 15'e böldüm 6 oldu. 6 kere 6 pi de 36 pi olur. Gençler yani demek ki burada Evet yüksekliği 6 iken içinde 36 pi su bulunur diyoruz. Ne oldu gençler üstteki boşluğu bulabilmek için 90 pi'den 36 pi'yi çıkartırız. 90'dan 36'yı çıkartırsak Evet gençler 54 pi olur. Yukarıdaki boşluk diyoruz. 54 pi yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim gençler. 13. sorumuza geçelim. Evet, yukarıda verilen e, yukarıdaki şekilde verilen küpün hacmi 8 santimetre küp olduğuna göre bu küpün içerisine yerleştiren silindirin hacmi en fazla kaç santimetre küptür? Arkadaşlar küpün hacmi de biliyorsunuz 3 tane ayrıtı çarpıyorum. Ben buralar A dersem A çarpı A çarpı A'nın 8'e eşit olduğunu söylüyorum. Yani gençler A'nın 3. kuvveti 8 ise i̇şte 2 üzeri 3 8 olduğu için Burada A'nın değeri 2'dir. Yani bir ayrıtımız gençler gördüğünüz gibi burada 2. O halde gençler bunun içerisine yerleştirebileceğimiz en büyük silindir için yarıçap gençler 1 olur. Yükseklik 2 olur. O halde silindirin hacmi i çarpı r kare çarpı yükseklikti. i yerine 3 yazdım. yarıçap 1'in karesi çarpı yükseklik 2 idi. Buradan 3 kere 2 6 santimetre küp olur sorumuzun yanıtı diyorum. Ve denizi seçeneğini işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.